Telefon attığımızda psikiyatr, yazar, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan var. Hoş geldiniz Sayın Tarhan, öncelikle Hoş günaydın. bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür Evet, ederim. demokratik yollarla mücadeleyi sürdürme niyetinde olan bir grup ve bu grubun YSK'dan aldığı iptal kararı sonrası sokaklarda işte demokratik olmayan tepkiler görüyoruz. Şimdi bu insanların psikolojilerini nasıl yorumlamak gerekir? Siz nasıl gözlemlediniz Sayın Tarhan? Tabii şimdi o tepki veren kişilere aslında demokratik tepki vermeleri beklenen bir durum. Fakat şu anda Türkiye'de olayları analiz ederken iki açıdan analiz etmek gerekir. Yani bir bakıma olayların çıkmasına sebebiyet verenlerle yaşanan duruma tepki gösterenlerin psikolojisini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Şu anda bu psikolojik savaş dinamiği içerisinde değerlendirdiğimizde Türkiye'de sanki bir kampanya yürütülüyor gibi. Yani Türkiye'de bir bakıma siyasi istikrarsızlık olması için Türkiye'de diyelim Kuzey Afrika ülkelerindeki gibi halk hareketleri olması için, Güneydoğu'da halk hareketleri olması için bazıları bunu fırsatlar arıyorlar ve olan her olayı siyasetle ilişkilendirip tepki vererek bir karalama kampanyası yürütülme tarzında planların olduğu söylenebilir. Böyle durumlarda tabii hukuku yorumlayanların burada sanki uzayda yaşıyor gibi hukuku yorumlamaması gerekir. Yani burada uç yorumlar, yani insanlar kendini hukuksuz bir ortamda hissettiğinde kendini güvende hissedemez. Güvende hissetmediğinde de şiddete yönelik tepkiler eğer kültüründe varsa rahatlıkla ortaya çıkabilir. Yani şu anda bakıyoruz ve yıllardır Güneydoğu insanları kendilerine ayrımcılık yapıldığıyla ilgili, temel insan haklarını kullanamadıklarıyla ilgili bir mağduriyet duygusu içerisindeler. Bu duygu nedeniyle böyle olaylara karşı aşırı tepki verme eğilimindeler. Bu durum, bu duyarlılık, bu eğilim çok rahatlıkla bir psikolojik savaştaki ani görev kavramı vardır. Provokasyonlarla belli bir amaç için eylemler yaptırma tarzında olaylara dönüştürülebilir ve gençler bir kelebek etkisiyle yaşanan bir olay büyüyebilir diye yani Tunus'ta olduğu gibi. Yani Türkiye'de o gibi şeyler olması isteniyor. Burada Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle çok kamu vicdanına oturmayan bir karar vermesi ciddi bir talihsizlik oldu. Ve Peki bu şimdi nedenle bunu hocam, bu noktada ben bir de ben İhsan şunu Bedri Baykam'ın bıçaklanmasını bununla ilişkilendiriyor musunuz siz? Yani burada bir sonuçları itibariyle en azından bir ortak ilişki var mı? şimdi bu çok bir tesadüfi bir olay gibi gözükmüyor. Yani böyle bir durumda bazı hassasiyetler bir bakıma uyarılmaya çalışılıyor, etkilenmeye çalışılıyor. Sürpriz gibi gözüktü ama birçok böyle birkaç yerde başlayan kıvılcımlar şeklinde bir durum planlanmış olabilir. Yani bu nedenle burada bu yönü, bu boyutu göze almadan, kışkırtma boyutunu göze almadan olayları analiz edersek yanılırız ve birkaç sene sonra ya kullanılmışız deriz. Yani bunun olmaması için muhakkak demokratik sınırlar içerisinde kalmamız ama hakkımızı aramamız gerekiyor. Yani aşırı orantısız tepkiler genellikle karşı tepkileri besliyor. Karşı tepkilerde bir bakıma fikirlerin tartışıldığı zemini kaybettiriyor. Yani konuşabilme zeminini kaybettiriyor. Buna engel olacak şekilde konuşabilecek, diyalog kurabilecek ortamı ayakta tutmak gerekir diye Evet, düşünüyorum. şimdi konuğumuz İhsan Bal'ın dikkat çektiği nokta Bedri Baykam'a saldıran kişinin psikolojik rahatsız olduğu dile Evet. getiriliyor. Bugün yaygın basında bunu gördük. Şimdi
Ama şöyle düşünüldüğünde tabii ki tam da seçime gidilirken heykellerle ilgili bir protesto söz konusu olmuşken Bedir Baykam'a yapılan saldırı sadece bununla işin bu yönüyle açıklanabilir gibi gözükmüyor. Bu tür kişilerin bu tür olaylarda provokasyona yol açacak olaylarda kullanılması kolay mıdır? Bunu soralım size. Tabii kolaydır. Bu yani manik depresif tanısı almış veya basına yansıdığına göre bu manik depresif kişiler çok rahatlıkla yönlendirmeye girebilen kişiler. Yani bu manik dönemde özellikle kendini özel ve önemli hisseder. Dünyayı kurtarıcı gibi hissedebilir. Yani bir şekilde bir konuya ikna inandırılabilirse bir suç işletilebilir ama bu kişileri bir gözleme müşahede aldığı zaman onun herhangi bir şekilde yani kendi dürtüsel olarak mı işledi yoksa birisinin tahrikiyle mi işledi o rahatlıkla eğer hastalık anında işlenmiş bir hastalıkla bağlantılı bir durumsa rahatlıkla anlaşılır. Bunun müşahede alınması gerekir. Yani hastalıkla bağlantısı var mı yok mu onun araştırılması gerekir. Ama bu şöyle seçime giden bir süreçte böyle bir olayın olması çok yani tesadüfi bir olay dedirtmiyor. Tesadüf olarak düşünmemek yani her ihtimali araştırmak gerekir. Peki, şimdi YSK'nın kararının ardından tepkiler, işte Molotov kokteyli tepkileri gördük, taşkınlıkları gördük. Ama şunu da düşünelim, orada gencecik çocuklar var. Çocuklar ve gençler özellikle ön plana çıkarılıyor. Ama gençlerin de sanki birileri tarafından yönlendirildiği, zorla bu işlere teşvik edildiği, itildiği yönünde insanın aklında soru işareti kalıyor. O gençlerin iki arada bir derede kalma durumlarını, onların psikolojilerini nasıl yorumluyorsunuz Sayın Tarhan? Tabii şimdi o gençler yani böyle bir durumda şu anda yani Güneydoğu'da şöyle bir sıkıntı var. 1990'dan sonraki gençler 90'dan önceki kuşaklar gibi Türkiye'ye aidiyet duygusunu aynı kalitede hissetmiyorlar maalesef. 90'dan sonra doğan gençlik özellikle faili meçhullerle birlikte büyüdüğü için devlete bağımlılık konusunda, aidiyet konusunda çok daha sorgulayıcı bir kuşak var. 90'dan önceki dönemlerde daha bir yani sadakat, itaat kültürünün etkisi vardı. Ben 1975'lerde, 74'te o Kıbrıs Harekatı olduğunda olan bir olayı biliyorum. Askerlik şubesine Batman'da yani hiçbir etnik kökenli şey olmadan herkes Kıbrıs'a gitmek için askerlik şubesine kuyruğa girmişti bir arkadaş anlattı. O dönemde hiç ayrımcılık yapılmadan aynı milli hassasiyet vardı. Aynı milli hassasiyeti 90 sonrası doğan kuşaklarda yok Güneydoğu'da. Bu ciddi bir risk oluşturuyor. Yani devletin oradaki insanlarla barışacak bir şeyler yapması gerekiyordu. Bu yani gençler tahrike çok müsait. Şimdi onun karşıtı da var. Şu anda diğer taraftan da yani Kürt ırkçılığı da Türk ırkçılığı karşılıklı çatıştırılmak isteniyor şu an Türkiye'de. Yani Türk ırkçılığı duyarlı olan gençler de yarın Taksim'de karşıt bir yürüyüş yapabilirler. Yani bu ve bunun planlandığını da rahatlıkla şu anda söyleyebiliriz. Sürpriz olmayacaktır. Yani buna karşı onları protesto için böyle bir yürüyüş ve bunlar spontan gelişen olgular olarak düşünmememiz gerekir Peki. diyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Saygılar sunuyoruz. Rica ederim. İyi yayınlar. Evet, psikiyatr yazar, profesör Sayın Nevzat Tarhan'dan aldık değerlendirmelerini.